Samsung, Motorola, Huawei ve Royole. Şu ana kadar çıkan katlanabilir formdaki tüm telefonları kullandım. Telefon dünyasının geleceği söylendiği gibi katlanabilir olacaksa eğer, bir sonraki büyük kırılma esnek ekranlar sayesinde yaşanacak. O zaman şu soru önemli. Tamam, katlansın ama nasıl katlansın? Gelin bunu bir benzetmeyle, daha doğrusu bir soru ve bir benzetmeyle açıklamaya çalışayım. Önce soru. Hamburger mi seversiniz yoksa hot dog mu? Tamam, buradan ilerleyelim. Şöyle bir benzetme yapalım. Bakın, bu bir kağıt parçası. Kısa kenarlarından ortaya doğru katladığımız zaman katlama sonrasında ortaya çıkan forma hamburger usulü bir katlama diyoruz. Ya da uzun kenarlardan içe doğru katlayabiliriz. Ortaya çıkan görüntü itibariyle buna da hot dog usulü katlama diyoruz. Şimdi soruyu tekrarlıyorum. Hamburger mi seviyorsunuz yoksa hot dog mu? Aslında Samsung'un takip ettiği stratejim her zevke, her tadı uygun yeni nesil akıllı telefonlar yapmaktan yana. Akıllı telefon dünyasındaki katlanabilir macerası da bu şekilde ilerliyor. O zaman şunu söylememe izin verin lütfen. Katlanabilir telefonlara bakıldığı zaman benim en çok hoşuma giden tasarım Z Flip 3'ün sahip olduğu tasarım. Çünkü daha önceki videolarda da ifade ettiğim üzere zaten büyük bir ekrana sahip olan telefonlar bence katlandığında daha taşınabilir olmalı, gömlek cebine ya da pantolon cebine girebilmeli. Sonucunda kendi ekranı 6.7 inç, 6.8 inç bu boyutlarda ekranlardan bahsediyoruz. Evet, telefon ve tablet arasında hibrit cihaz arayışında olanlar da var, ancak dediğim gibi Samsung zaten iki tarafa da hitap etmeye çalışıyor. Z Fold 3'ü açtığınız zaman bir tablet oluyor. Ama Z Flip 3'ü açtığınız zaman tam fonksiyonel büyük bir telefona katladığınız zamansa gömlek cebine sığabilen bir mobil cihaza dönüşüyor. İşte bu mobilite, bu taşınabilirlik beni en çok cezbeden nokta. Tabii tek kriter bu değil. Z Flip 3 aynı zamanda Samsung'un katlanabilir yol haritasında önemli bir kırılımı gerçekleştiriyor. Modern donanımlara sahip olup 1000 doların altında bir fiyatlandırmayla kullanıcılarla buluşan ilk gerçek yeni nesil katlanabilir telefondan bahsediyoruz. Söz konusu Z Flip 3 olduğu zaman. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte Z Flip 3'ün detaylarıyla videomuza başlayalım. For everything that I hoped for, everything that I fear, I couldn't breathe. Galaxy Z Flip 3'ün çok sayıda yeni özelliği ve önemli geliştirmeleri, önemli güncelleştirmeleri var. Bunların hepsinden bahsedeceğim ama ilk olarak kutu içeriği. Z Flip 3'ün kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak tip C kablosu, kullanım kılavuzu ve sim kart iğnesi çıkıyor. Evet, hepsi bu kadar. Daha fazlası değil. Sadece birkaç sene öncesine kadar kulaklığından USB dönüştürücüsüne kadar zengin bir kutu içeriği sunan Samsung, Apple'ın başlattığı akıma kapıldı ve premium telefonların, üst seviye cihazların kutu içeriğinden pek çok şey çıkardı. Son kurban adaptörün kendisi oldu. Ama yanlış yapılan, doğru hesaplanamayan çok önemli bir nokta var. Apple'ın yaptığı her şey doğru değil. Bazen onun yaptığının aksini gerçekleştirmek gerekiyor. Şarj adaptörü de böyle bir konu bence. Apple şarj adaptörü vermiyor mu? Kutu içerisinde en hızlısını koy. Çünkü kullanıcılar artık sadece bir şarj adaptörü aramıyor. Yüksek performanslı bir şarj adaptörü arıyor. İşte bu noktada Samsung'un kutu içerisini böyle bir aksesuarla zenginleştirmesi gerek. Hatta Harman Kardon'u satın almışsın. Harman gibi bir markan var, JBL gibi bir markan var, AKG gibi bir markan var. Daha iyisini, kulaklık seviyesinde de daha iyisini koy kutu içerisine. Sonucunda bunlar yepyeni bir dönemin ayak izleri, ilk adımları. Bunları daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına sürpriz yapmak, herkesi şaşırtmak bence doğru bir adım olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Samsung, buna dikkat etmelisin. Z Flip 3'ün en güçlü özelliği, en beğendiğim yanı sahip olduğu tasarımı. Çünkü onu gerçekten benzersiz bir noktaya taşıyor ve bambaşka bir deneyim vaat ediyor. Bunu şöyle özetleyebilirim. Dokunmatik ekranlı telefonlar öncesinde en büyük telefon trendlerinden biri de kapaklı modellerdi. Hatta Motorola'nın Razr tasarımı bir döneme damgasını vurmuş. İkonik bir sembole dönüşmüştü. Ancak sonrasında getirdiği avantajlara rağmen bu tasarım unutuldu. Ama bir firma bunu hiçbir zaman unutmadı, hiçbir zaman es geçmedi. O firma Samsung'un kendisiydi. Durun bir dakika, nasıl yani? Bu telefon yeni çıktı ya da bu telefon öncülüğüyle birlikte 2 senelik geçmişi var diyebilirsiniz. Ama bunlardan fazlası da var. Evet, Samsung Türkiye'ye getirmedi. Evet, Samsung pek çok ülkede piyasaya sürmedi. Fakat Samsung'un W serisi altında kapaklı ve üst seviye bileşenlere sahip olan Android telefonları da vardı. Ağırlıklı olarak Çin pazarında ve bir miktar da kendi ülkesinde satışa sundu. Ama dediğim gibi Samsung'un W serisi akıllı telefon modelleri premium segmentte kapaklı telefon trendini, bu önemli tasarım akımını uzun yıllardır sürdürüyor, uzun yıllardır canlı tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla Z Flip 3 katlanabilir ekran teknolojisiyle farklı ve havalı, ancak katlanabilir telefonlara ekranı katlanmasa da kapaklı telefon tasarımında Samsung uzun süredir aşina, uzun süredir böyle modeller yapıyor zaten. Ama konu sadece bunlardan ibaret değil. Hani deyim yerindeyse, hani o klişe ifadeyle büyük resmi görmek gerekiyor. Çünkü daha büyük atılım katlanabilir ekran teknolojisiyle gerçekleşti. Üstelik diğer firmalardan farklı olarak hem ekranı geliştiren, hem bu ekranlı telefon yapan, hem de yaptığı telefonları dünya çapında piyasaya süren tek şirket en azından şimdilik Samsung.
Samsung'un kendisi. Kulağınıza abi sen de amma Samsung'u pohpohladın diye bir algı oluşabilir ama oluşmasın çünkü dediğim gibi birden fazla katlanabilir telefon yapan ve bunları dünyanın her yerine piyasaya süren, üstelik bu telefonlarda kendi geliştirdiği ekranı kullanan bir başka firma bulunmuyor. Evet, Royole de kendi ekranı kendisi geliştiriyor fakat ondaki model çeşitliği bu kadar fazla değil. Zaten onun telefonları Çin dışında da pek fazla bulunmuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman eğer gelecek katlanabilir telefonlarda olacaksa videonun başında da ifade ettiğim üzere şu anki en güvenli pozisyona Samsung'un sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zira ekranı da kendisi geliştiriyor. Katlanabilir telefon tarafındaki en rekabetçi, en zengin ürün gamını da yine Samsung'un kendisi sunuyor. Z Flip 3 temel tasarım anlamında önceki Flip modellerinin devamı gibi ama çok daha rafine ve çok daha yetenekli. Çift tonlu renk uygulamasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan telefon cam, plastik ve alüminyumdan oluşan bir materyal kombinasyonuna sahip. Ancak buradaki alüminyum diğerlerinden biraz daha farklı. Az sonra anlatacağım bunu da. Cam olan arka kısmı Gorilla Glass Victus'ta koruma altına alınan telefon açıldığında 6.9 mm'lik kalınlığa ve 183 gramlık ağırlığa sahip. Tabi kapandığı zaman kalınlık 16-17 mm'lere kadar çıkıyor. Evet, diğer Fold modellerinde olduğu gibi menteşe sisteminin yapısı gereği katlama noktasına bir miktar boşluk kalıyor. Ama alt ve üst taraf çok iyi tutunuyor ve herhangi bir güvensizlik, herhangi bir temassızlık ya da istem dışı açılma yaşanmıyor. Tasarımdaki en büyük yenilik büyüyen dış ekran olmuş. 1.9 inç boyutundaki Super AMOLED ekran artık daha fazla işleve ve daha fazla yeteneğe sahip. Hem bildirimleri görüyor hem de kamera için çok daha keyifli bir ön izleme ekranına dönüşebiliyor. Yani bir bakıma ayna gibi kullanabiliyorsunuz bu ekranı. Ancak bundan fazlası da var. Henüz Samsung tarafından resmi olarak verilmese de biraz araştırarak dış ekranı modifiye etmeyi başardım. Artık tüm uygulamalara buradan erişip örneğin oyunları çalıştırabiliyorum. Evet, yanlış duymadınız. 1.9 inçlik ekranda oyunları kullanabiliyorum. Evet, belki çok işlevsel sayılmaz. Çünkü tam destek olmadığı için, optimizasyonlar yapılmadığı için buradan bir oyun başlatsanız bile oyun bittikten sonra geriye dönmek ya da oyun içerisinde bir başka menüye geçmek çok kolay değil. Hatta imkansıza yakın. Ama ekran küçük ve çözünürlük pek yüksek olmayınca oyun grafikleri çok keskin ve detaylı görünüyor. Bu arada merak edenler olabilir. Dış ekranın çözünürlüğü 512x260. Dediğim gibi söz konusu tasarım olduğu zaman bu telefonun bence önceki nesille kıyaslandığındaki en büyük farkı dışarıdaki ekran. 1.9 inç boyutundaki ekran hem görünüm anlamında hem işlevsellik anlamında hem de telefona kattığı kamera kullanımındaki kolaylık anlamında oldukça keyifli, oldukça güzel. Ben beğendim açıkçası. Dış ekran bölmesi aynı zamanda kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Ama ilginç bir şekilde LED flash o kısma sığmamış. Bu bir teknik zorunluluk mu yoksa tasarım tercihi mi bundan çok fazla emin değilim. Ama dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Cihazın fiziksel kontrol butonları sağ tarafta ve bu butonlara erişmesi oldukça kolay. Hissiyatları da güzel. Katlanabilir yapısı gereği Samsung bu modelde ekran altı parmak izi sensörü kullanmamış. Güç butonu entegre olarak gelen sensör hızlı okuyor ve doğru sonuç veriyor. Ancak gelecekten gelmiş gibi görünen bu telefona belki de dış ekran üzerinden ekran altı parmak izi sensörü daha çok yakışabilirdi. Teknik olarak uygulanması ayrı bir konu ama bu telefonu daha fazla itopik, daha fazla gelecekten gelmişe bir gösterebilmek adına farklı bir etki yaratabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi telefonun sahip olduğu güç butonuna entegre parmak izi okuma sensörü hem hızlı hem de doğru okuma yapıyor. Cihazın SIM kart yuvası sol üst tarafta. Yalnız Z Flip 3 ile birlikte Samsung'un karbon fiber görünümlü kılıfı kullanıyorum. Sert bir yapıya sahip olan bu kılıf telefonun yapısı gereği iki parçadan oluşuyor. Bunların birini cihazın alt tarafına, diğerini ise üst kısmına takıyorsunuz. Hem çok iyi oturuyor hem de iyi bir hissiyat ve görünüm sunuyor. Ancak ne yazık ki SIM kart slotunu da kapatmış oluyor. Evet, pek çok kişi için belki SIM kartı bir kere taktıktan sonra aylarca, yıllarca bir daha SIM kart takmak ya da çıkarmak söz konusu olmayacak. Ama kullanım pratikliği anlamında kılıfın bu kısmı kapatmaması ya da bu kısmın açık kalması bence daha fazla işlevsel olabilirdi. Arka kısmı Gorilla Glass Victus'la korumalı olduğu için dayanımı iyi. Ancak Samsung'u tebrik etmem gerekiyor çünkü bir telefon için yapılmış en orijinal kılıflara imza atmış Z Flip 3 tarafından. Gerçekten güzel seçenekler var. Hislerimi belli ettim sanırım. Z Flip 3 gerçekten havalı. Hani deyim yerinde ise ciks bir telefon. Samimi olmam gerekirse son dönemde ilk defa bir telefonun görsel anlamda bu derece dikkat çektiğine tanık oldum. Kullandırdığım hemen herkes telefonu keyifli ve heyecan verici buldu. Özellikle ekranın katlanabilir olması ve bunu bir kapaklı telefon gibi göstermesi, yaşı belli bir düzeyin üzerinde olan kullanıcılar, yani eski nesil kapaklı telefona aşina olan kullanıcılarda hem bir retro hem de yepyeni bir teknoloji olarak farklı bir hissiyatla sebep oldu. Bu deneyimde bence en önemli bileşenlerden biri de telefonun menteşe sistemi ve dayanım özellikleri. Çünkü asıl mühendislik tam da burada yapılmış. Samsung hem çerçevede hem de menteşe sisteminde Armor Alüminyum adını verdiği güçlendirilmiş bir alaşım kullanmış. Telefonlarda gördüğümüz uzay ve havacılık kalibresindeki 7000 sınıfı alüminyuma göre çok daha dayanıklı. İçerisinde çok sayıda hareketli parça olan menteşe sistemi doğası gereği telefonun yapısal
direncini oluşturuyor. Z Flip 3 farklı açılarda kullanılabilen bir telefon. 30 ila 150 derece aralığında ekranı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla menteşe sisteminin hem dayanıklı olması hem de iyi bir şekilde çalışması gerekiyor. Ve Z Flip 3'te bu sistem, menteşe sistemi yapısal avantajları sayesinde bunu fazlasıyla yerine getiriyor. Ama bundan daha fazlası da var. Samsung'un yeni nesil telefonları endüstride ilk defa suya karşı dayanıklı olarak geliyor. Evet, suya karşı dayanıklı telefonlar yeni bir konsept sayılmaz. Yıllardır yapılıyor. Sony bu akımın öncüsü oldu. Samsung'un üst seviye telefonları yıllardır bu teknolojiye sahip. Ama söz konusu bir katlanabilir telefon olduğu zaman, yani menteşe sistemine sahip olan, boşlukları olan, aralıkları olan bir telefon olduğu zaman bu telefonu suya karşı mukavemetli hale getirmek için özel bir mühendislik yapmak gerekiyor. Ve Samsung bunu yapmış. Bu telefondaki dayanım özellikleri katlanabilir telefonlar açısından bakıldığı zaman belki de en büyük farklarından bir tanesi. Çünkü az önce de ifade ettiğim üzere dünyada ilk defa suya karşı dayanıklı bir katlanabilir telefon görüyoruz. Ha, sadece bu değil. Abisi Z Fold 3'te de var bu özellik. Ama tek bir fark var. Diğer üst seviye telefonlara bakıldığı zaman çoğunluğu IP68 sertifikası ile geliyor. Fakat Z Flip 3 ve Z Fold 3'te IP X8 sertifikası var. Kafalar karışmasın. İkisi aynı şey sayılmaz. IP68 sertifikası 30 dakika boyunca 1,5 metre derinlikte suya karşı mukavemet ve dayanım gösterebildiği kadar toza karşı dayanım gösteriyor. Ama IP X8 sertifikası evet suya karşı aynı dayanımı gösterebiliyor. Yani bu telefon 30 dakika boyunca 1,5 metre derinlikte suya karşı dayanım sergileyebilir. Fakat IP X8 sertifikası aynı dayanımı toz tarafına göstermiyor. Çünkü dediğim gibi menteşe sisteminin sahip olduğu boşluklardan dolayı bu telefonu toza karşı dayanıklı hale getirmek çok kolay değil. İmkansız yakın. İşte bundan dolayı geleneksel amiral gemisi telefonlarla kıyaslandığı zaman onlar da IP68 var. Yeni nesil katlanabilir Samsung telefonlarda IP X8 var. Su mukavemeti aynı ama toz mukavemeti katlanabilir telefonlarda geriden geliyor. Ha, şunu söylememde fayda var. Evet, bu telefon IP X8 ile geliyor ancak toza karşı da mümkün olduğu kadar korunaklı bir iç yapısı var. Samsung cihazın iç kısmında yani dahili yapısında milimetreden çok daha küçük olan toz tutucular kullanmış. Kısacası hem materyal seviyesinde hem şase düzeyinde hem de iç donanımda alınabilecek her türlü önlem alınmaya çalışılmış. Dolayısıyla belki mükemmel değil ama takdire şayan olduğu da kesin. En azından yapılan emek gerçekten büyük çünkü böyle bir telefona bu seviyede dayanım özellikleri eklemek büyük bir mühendislik görevi aynı zamanda. Neyse kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Z Flip 3, Samsung'un diğer üst seviye telefonlarında olduğu gibi çok iyi bir ekrana sahip. Katlanabilir olmasına rağmen, yani cam tabanlı olmamasına rağmen sunduğu değerler oldukça iddialı. Bir o kadar da keyifli. 6.7 inç boyutundaki dinamik AMOLED 2X ekran 2640x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 22:9 görüntü oranıyla ince ve uzun bir profile sahip olan bu ekran, önceki nesillerden farklı olarak yüksek yenileme hızıyla geliyor ve 120 Hz'de çalışabiliyor. sRGB ve HDR10 Plus desteği ile gerek renk hacmi gerekse de renk doğruluğu gibi kriterler oldukça iddialı olan telefonun 1200 nitlik yüksek parlaklık seviyesi de büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle açık hava kullanımında. Açıkçası uzun süredir kullandığım Z Flip 3 gerek güneşli bir açık hava kullanımında gerekse de bir Netflix dizisini izlerken veya oyun oynarken koşullar ne olursa olsun bence çok iyi bir görsel deneyim yaşatıyor. Ekranın hızlı olması güzel. Bunun deneyimi etkilerini arayüzde kimi oyunlarda ve bazı içeriklerde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yüksek hızın adaptif olması da bence verimliliği arttıran bir başka faktör. Sonucunda burada ölçeklenebilir bir hız durumu var. Evet, standart moda aldığınız zaman ekran 60 Hz'de çalışıyor ama dinamik moda aldığınız zaman gösterilen içeriğin türüne ya da uygulamanın şekline bağlı olarak 48 Hz'den 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu önemli çünkü ekranın adaptif olarak kontrol edilebilmesi, bunun gerçek zamanlı olarak yapılması bir yandan destekleyen uygulamalarda keyfi ve verimliliği arttırırken diğer yandansa ekranı sürekli olarak 120 Hz'de tutmadığı için pilin üzerindeki stresi azaltıyor, telefonun toplam verimliliğini yükseltmiş oluyor. Tabii söz konusu katlanabilir ekranlar olduğu zaman en çok merak edilen, en çok sorulan sorulardan biri de şu. Katlama noktasındaki iz belli oluyor mu? Kullanımı etki ediyor mu? Şu an zaten görüyorsunuz. Bakın telefon kapalı ve katlama izinin katlama noktasındaki izi görebiliyorsunuz. Ama telefon açıldıktan sonra bu iz evet yine görünmeye devam ediyor fakat telefonun kendi doğal akışı içerisinde yani hayatın gündelik akışı içerisinde kullanım esnasında bu izi görsel anlamda çok fazla fark etmiyorsunuz. Bakmak istediğinizde, görmek istediğinizde izin kendisi orada ama o normal telefon kullanım esnasındaki koşturmacada izin kendisini çok fazla görmüyorsunuz. Ama hissiyatı daha fazla hissediyorsunuz. Yani özellikle böyle bir telefonda parmağınız o kısma geldiğinde katlama noktasındaki yüzeysel değişimi parmağınıza fark edebiliyorsunuz. Bu telefon 22:9 görüntü oranıyla uzun bir yapıya sahip
sahip olduğu için benim kullanımım esnasında parmağım genelde ekranın alt bölümünde kaldığından dolayı o kısma doğru çok fazla uzanmıyorum kullanım esnasında. Şöyle göstereyim. Ben genelde hep alt kısımdayım ama kullanırken parmağınızın o kısma gitmesi ya da oyun oynarken bir şekilde oraya temas etmeniz halinde ki genelde biz telefonu böyle tuttuğumuz için parmaklar sağ ve sol tarafta kaldığından dolayı orta noktaya çok fazla temas etmiyoruz. Fakat dikkatle baktığınızda görüyorsunuz. Dokunduğunuzda hissediyorsunuz ama telefonun kendi doğal kullanım akışı içerisinde rahatsızlık verdiğini söyleyemem. Bu arada pek çoğunuzun bildiği üzere katlanabilir ekranlarda katlanma eyleminin gerçekleştirilebilmesi adına kullanılan materyal cam değil. Evet, geçen sene itibariyle Samsung'un çok ince bir cam filmini ekran paketine ilave ettiğini biliyoruz. Ancak buna cam demek tabii ki mümkün değil. İşte Samsung bu yüzden hem ekranı daha dayanıklı kılmak hem de hissiyatı daha fazla cam etkisiyle kuvvetlendirebilmek adına polietilen teraftalat materyalini kullanan bir ekran koruyucu ilave etmiş. Açıkçası önceki modellerle kıyaslandığı zaman bu değişim hissiyata bir miktar yansıyor. Yani uzun lafın kısası telefonun sahip olduğu 6.7 inç boyutundaki ana ekran oldukça keyifli. Hem renk doğruluğu, hem detay zenginliği, hem de açık hava kullanımındaki maksimum parlaklığı sayesinde ister Netflix izlerken, ister dışarıda YouTube'u takip ederken, ister bir şeyler okurken ekran gerçekten büyük bir keyif vaat ediyor. Biraz da dış ekrandan bahsedeyim. Zaten videonun başında ufak ufak anlatmıştım ama görsel deneyim anlamında şunu söyleyebilirim. 1.9 inçli ekranda zaten ciddi bir büyüme söz konusu. Sürekli açık ekran özelliği ile bildirimleri takip edebiliyorsunuz. Tercih edeceğiniz ayarlara göre saat ve bildirimleri her daim ekran üzerinde gösterebilir veya ekrana tıklayarak bu bilgileri aktif edebilirsiniz. Kendi temalarıyla özelleştirilebilen dış ekran için Samsung hava durumu ve müzik gibi seçenekler de sunuyor. Ama dediğim gibi ben bu kısmı modifiye ederek farklı özellikleri aktif edebildim. Farklı uygulamaları çalıştırabildim. Karmaşık bir yol olduğu için burada anlatmama gerek yok ama umarım Samsung One UI 4 ile birlikte öndeki ekran için farklı seçenekler de sunar. Çünkü 1.9 inç boyutundaki süper AMOLED bir ekranın sadece bildirimleri göstermesi ona yapılmış bir haksızlık olur. Kuşkusuz ekranın belki de en önemli özelliği kamera için ayna görevini üstlenebilmesi. Bu sayede ana kamerayla kendinizi çekebilir, daha kaliteli öz çekimler yapabilirsiniz. Öte taraftan birini çekmek istediğiniz zaman nasıl çektiğinizi onun görmesine de olanak tanıyorsunuz. Yani siz çekim yaparken ana ekrandan karşı tarafı görüp ilgili çekim ayarlarını yapabiliyorsunuz ama aynı zamanda çektiğiniz kişi de ekrandan gerçek zamanlı olarak kendisini takip edip onu nasıl çektiğinizi anlayabiliyor. Gerçekten kamera konusunda bu ekranın işlevselliğe kazandırdığı avantajlar bence oldukça önemli. Düşünsenize iyi bir ana kamera sistemine sahip. Evet, dünyanın belki de en iyi kamera sistemi değil. Bu fiyat seviyesindeki belki en iyi kamera sistemi de değil. Biraz daha anlatacağım fakat sunduğu kaliteyle size öz çekim konusundaki en iyi sonuçlardan, dünyadaki akıllı telefon dünyasındaki en iyi sonuçlardan birisini vaat ediyor bu telefon. Bu açıdan bile bence oldukça önemli. Daha önce de ifade ettiğim üzere Z Flip 3 Samsung'un her konuda ilerleme kaydettiği güçlü bir cihaz. Katlanabilir ama suya dayanıklı. Katlanabilir ama aynı zamanda 120 Hz gibi özelliklerle geliyor. Performans tarafı da bu gelişime, bu değişime ayak uyduruyor ve Snapdragon platformu ile geliyor. Yani Galaxy S21 Ultra'da Exynos 2100 kullanılırken bu telefonla Z Flip 3'te ise Snapdragon 888 ile daha hızlı ve daha verimli bir işlemci tercih edilmiş oluyor. Evet, Snapdragon 888 Plus var. Onun olmasını tercih ederdim. Katlanabilir cihaza en yeni donanım neyse bence o yakışır. Ama Snapdragon 888 ve Plus versiyonundan ayıran ufak hız güncellemesi, ufak hız farkı belki sentetik testlere yansıyabilir ama gündelik deneyime çok fazla yansımaz. Dediğim gibi, önceki nesil Fold modellerinde Samsung Snapdragon ailesinin Plus versiyonlarını kullanmayı başarmıştı. Bu sene belki de çip krizinden dolayı Plus'a geçmedi. 888'e devam ediyor. Teknoloji dünyasında öncülük eden ve geleceğin cihazıyım gibi bir mesaj vermeye çalışan böylesi bir telefona bence Snapdragon 888 Plus yakışırmış ama dediğim gibi, teknik anlamda olması güzel olurdu fakat pratik anlamda 888 ile 888 Plus arasındaki farkı sentetik testler yani benchmarklar, test uygulamaları dışında hissetmek imkansıza yakın. Çünkü ufak bir saat hızı güncellemesi var. Çok ciddi farklar söz konusu değil ama pahalı bir telefon olduğu için ama özel bir telefon olduğu için gönlümden geçen Snapdragon 888 Plus'tı. 8 GB low power DDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama çipinin eşlik ettiği Z Flip 3 bu sınıf bir cihazdan beklendiği üzere çok hızlı ve çok performanslı. Gerek arayüz gerekse de oyun ve uygulama düzeyinde telefon kullanıcısını mutlu ediyor ve iyi bir deneyim sunuyor. Ancak diğer telefonlarda olduğu gibi Z Flip 3 de kusursuz sayılmaz. Katlanabilen yapısı gereği cihaz aslında iki katlı bir ev gibi davranıyor. Dolayısıyla anakartın olduğu kısmın termal toleransı yekpare tek parça bir üst seviye telefona göre biraz daha düşük. Yani aynı işlemciye sahip olan geleneksel bir amiral gemisi telefonla kıyaslandığı zaman daha fazla ısındığını, daha kolay ısındığını hissedebiliyorsunuz. Aralıklı olarak oyunlarda ya da aralıksız olarak uzun süreli kullanımlarda ya da yer yer kamera kullanımlarında
kullanımlarında ortaya çıkan bir durum bu. Belki ilerleyen yazılım güncellemeleriyle daha iyi bir noktaya toparlanabilir, düzeltilebilir. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ama aslında bu telefonun teknik yapısı, tasarım özellikleri gereği bunu bir miktar anlayabiliyoruz. Çünkü anakart cihazın üst kısmında ve en fazla ısı yayan kısımda burası. Dolayısıyla bu kadarlık bir yüzey alanı içerisinde termal toleransın mümkün olan en yüksek düzeye çıkmasını bekliyoruz. Evet, açtığımız zaman da büyük bir telefona dönüşüyor belki ama sonucunda menteşe sisteminin olduğu köprülü bağlantıya sahip olan iki parçadan bahsediyoruz. İşte bu yüzden az önce de ifade ettiğim üzere cihazın termal toleransı biraz daha düşük. Aynı özellikleri standart bir telefona koyduğumuz zaman o telefon daha serin kalmayı daha uzun süreler boyunca başarabilir. Ama Z Flip 3'ün az önce de söylediğim gibi beğenmediğim bir iki özelliğinden birisi daha kısa sürede ve daha çok ısınması oldu. Belki yazılım güncellemesiyle toparlanabilir, bunun takipçisi olacağım. Ama günün sonunda üst seviye bir telefondan, premium bir amiral gemisinden beklediğimiz hız ve akıcılığı Z Flip 3 zorlanmadan sağlayabiliyor. Z Flip 3'ün misyonundan bahsettim. Katlanabilir ekran teknolojisini daha geniş kitlelere sunmak istiyor. İşte bu yüzden, yani fiyatını 1000 doların altında tutabilmek için her donanımın en yüksek düzeyde değil. Örneğin kamera sistemi. Bence yeterli ama bu fiyat segmentindeki, bu sınıftaki en iyi kamera sistemi ne Samsung ne de sektördeki en iyi kamera sistemi bu değil. Daha ileri de var. Ama günün sonunda Z Flip 3 zaten bir kamera telefonu değil. Bu telefonun en büyük güzelliği ya da en farklı yanı katlanabilir ekrana sahip olması. Ha, kameranın iyi olması önemli. Dediğim gibi bu telefonun sahip olduğu kamera sistemi de bence pek çok kullanıcıya yeter ama ne S21 Ultra ile rekabet edebilir ne de bu fiyat bandında satılan bazı başka üst seviye telefonlarla kamera rekabetine girebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman eğer Z Flip 3'te niyetiniz varsa, bu telefonu almayı düşünüyorsanız, amaçlarınızdan biri de en iyi kamera deneyimini elde etmekse, bu telefonun iyi bir kamerası var ama bu telefonun kamerası en iyi kamera değil, bunu bilmekte de fayda var. Neyse, bu kamera sistemini detaylandırmayacağımız anlamına gelmiyor. Gelin biraz daha derinlenelim ve teknik analiziyle devam edelim. Bol bol da kamera örneği göreceğiz birazdan. İki tanesi dışarıda ve bir tanesi içeride olmak üzere üçlü kamera sistemine sahip olan telefonda ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde. Optik görüntü sabitlemeyle, yani OIS teknolojisiyle desteklenen ana kamera 1/2.55 inç boyutunda sensöre sahip. Yani aynı fiyat bandındaki diğer telefonlarla kıyaslandığı zaman kamera sensörü küçük kalıyor. Diğer kamera da 12 megapiksel çözünürlüğünde ama farklı olarak ultra geniş formatta. 123 derece görüş sağlıyor ancak optik stabilizasyonuna gelmiyor. İçeride bulunan ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde. Bütün kameraları 4K video çeken Z Flip 3'te ana kamera ve ön kamera 4K'da 60 fps, ultra geniş kamera ise 4K'da 30 fps video kaydı yapabiliyor. Eski nesil bir telefondan Z Flip 3'e geçecek kullanıcılar için kamera zaten oldukça iyi görünecektir. Benim açımdan en güçlü yanı ana kameranın selfie kamerası gibi kullanılabilmesi. Çünkü dışarıdaki küçük ekranın yardımı ile ana kamerayı rahatça kullanmak, çekimizi optimize etmek pekala mümkün. Dolayısıyla selfie pozları için piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi Z Flip 3. Hem iyi ışık, yani gerek gündüz koşulları gerekse de aydınlık bir ortamda, hem de düşük ışık, gerek karanlık bir ortamda, gerekse de gece koşullarında ortaya çıkan performansı beğendim. Kamera hem iyi ışıkta hem de kötü ışıkta iyi bir performans gösteriyor. Evet, az önce de ifade ettiğim üzere Z Flip 3'ün kamera sistemi örneğin bir S21 Ultra kalibresinde değil ama ortaya koyduğu performans pek çok kişiyi mutlu edecek, yeterli gelecektir. Çünkü gerek renk uygunluğu, gerekse de detay zenginliği ve dinamik aralık bence oldukça iyi görünüyor. Bu telefonda hoşuma giden detaylardan biri de katlanabilir ekranla ilgili. Açı kazandırabildiğimiz için Zoom gibi video konferans uygulamalarından telefonu bir yere sabitleme ya da daha verimli kullanabilmek pekala mümkün. Çünkü açı kazandırabilme kabiliyeti, bir yere sabitleyebilme, bir şeyi daha rahat izleyebilme, izlerken kendimizi gösterebilme anlamında farklı fırsat ve avantajlar da sunabiliyor. İşte bu ekran teknolojisi dediğim gibi belli konularda ve spesifik ihtiyaçlarda daha fazla fırsat ve avantaj getiriyor. Örneğin ben video konferans esnasında ekranın farklı açılara yatabilmesi ve farklı yerlere konumlandırılabilmesini hem sık kullandım hem de kullanırken keyif aldım. Türkiye'de ve yurt dışında pek çok koşulda ve ortamda sayısız fotoğraf ve video çekimi yaptım ve sonuçlardan gerçekten memnun kaldım. Her ne kadar çözünürlüğü 1080p düzeyine düşürse de ortaya çıkan stabilizasyon sonuçları bence son derece iyi. Ayrıca video kaydı için gelen Pro modu bu telefonu farklı bir noktaya taşıyor. Daha önce LG telefonlarda gördüğümüzde benzer bir arayüzüyle video kaydı esnasındaki ses kanallarını ve histogramı görmek mümkün. Yani mümkün olduğu kadar profesyonel çekim yapmak, mümkün olduğu kadar kameranın ayarlarına müdahale etmek isteyenler açısından Z Flip 3'ün sahip olduğu Pro kamera modu video çekimi için bence farklı avantajlar getiriyor. Tek başına ses kanallarını görebilmek bile büyük bir kazanım. Evet, 3. parti uygulamalarla, örneğin Filmic Pro gibi yazılımlarla bunları takip edebiliyoruz. Ancak telefonun standart olarak buna benzer özelliklere sahip olması telefonla içerik üretimi yapanlar için bence katma değerli özelliklerden bir tanesi oluyor. Yeah.
Üstelik sadece bu da değil. Z Flip 3 aynı zamanda HDR10 video kaydı gerçekleştirebiliyor. Şu anda standart olarak sunulan bir özellik değil ama beta modu kapsamında Samsung Labs üzerinden bu özelliği aktif ederek Z Flip 3 ile HDR10 video kaydı da gerçekleştirebilirsiniz. Ama hatırlamakta fayda görüyorum. Aynı fiyat seviyesinde Z Flip 3'ten daha iyi kameraya sahip olan farklı telefon modelleri de var dışarıda. Z Flip 3 biraz daha farklı. İyi bir kameraya sahip olan katlanabilir bir telefon Z Flip 3. Şahsi fikrimi soracak olursanız bu telefon ben aynı zamanda dünyanın en iyi kamera sistemine sahip olmalıydı. Belki farklı hassasiyetlerden dolayı, belki az önce de söylediğim gibi telefonu mümkün olduğu kadar ucuz tutup katlanabilir ekran deneyimini daha geniş kitlelere sunma isteğinden dolayı olsa gerek, kamera tarafı S21 Ultra'nın gerisinden geliyor. Daha iyi bir kamera istiyorsanız S21 Ultra'ya bakabilir, belki başka markalara göz atabilir ama farklı bir telefon istiyorum, kamerasının iyi olması benim için yeterli diyorsanız Z Flip 3 kamera performansında da sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Z Flip 3 Android 11 üzerinde One UI 3.1 arayüzüyle çalışıyor. Yeni nesil One UI 4 arayüzüne sona yaklaşan Samsung'un yepyeni özellikler ve daha fazla performans sunan arayüzünü önümüzdeki haftalarda sunması bekleniyor. İlk alacak cihazlardan biri de Z Flip 3 olacak gibi görünüyor. Bu telefonu kullanırken en çok hoşuma giden detaylardan biri de güvenlik güncellemeleri oldu. Adeta Google'la yarışan Samsung hızlı, hatta kimi zaman vaktinden önce güvenlik güncellemeleri veriyor. Dolayısıyla Z Flip 3 şu anda Kasım ayı güvenlik güncellemesiyle çalışıyor. Ancak sadece bu da değil. Bu telefonlar için 3 sene Android güncellemesi, 4 sene de güvenlik güncellemesi vaat eden Samsung söz konusu güncellemeler olduğu zaman oldukça iddialı görünüyor. Z Flip 3'ün yazılım tarafındaki en dikkat çeken özelliklerinden biri de Flex Mode. Bu özellik yardımı ile destek veren uygulamalarda ana içerik ekranın bir yarısında, uygulamaya ait özellikler ise ekranın diğer yarısında, örneğin bir kontrol bölmesi olarak konuşlandırılabiliyor. Örneğin kamera uygulaması. Kamera uygulamasını açtığınız anda ekran ikiye bölünüyor. Üst ekranda kamera görüntüsünü görebilir, alt ekranda ise kamerayı kontrol edebilirsiniz. Ancak uygulamaların bu özelliği optimize olması gerekiyor. Evet, Samsung yeni bir seçenek daha sunuyor bu noktada. Ayarlar bölümünden gelişmiş sekmesine, oradan da Samsung Labs'e giderseniz eğer, oradaki esnek mod özelliği ile tüm uygulamaları Flex Mode modunda çalışmaya zorlayabilirsiniz. Her uygulama mükemmel sonuç vermiyor ama işlevsellik artıyor. Örneğin Chrome çalıştırdığınızda alttaki menüden ekran parlaklığını bile değiştirebiliyorsunuz. Eğer uygulamalar daha etkili bir şekilde Flex modu kullanırsa ben deneyimin daha da zenginleşeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi üst tarafta Chrome açıyorsunuz, alt tarafta ekran parlaklığı ya da diğer bazı özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu multitasking'in, yani aynı anda ekranı ikiye bölüp iki ayrı uygulama çalıştırmanın yanı sıra bir uygulamayı daha verimli kullanabilmek adına çok keyifli bir özellik. Ama uygulamaların optimize olması şart gibi görünüyor. Şu an için en iyi çalışan uygulama Samsung'un kamera uygulaması. Çok sayıda özelleştirmeye sahip olan, kullanıcısına çok fazla seçenek sunan Z Flip 3 buna rağmen akıcı ve tepkisel çalışıyor. One UI iyi bir performans ortaya koyuyor. Bir Samsung klasiği olarak multitasking yetenekli. Yani aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma yeteneği başarılı olan telefonda ekranı ikiye bölüp iki farklı uygulamayı aynı anda çalıştırmak veya bir sosyal medya uygulamasını aynı anda iki kere başlatmak çoklu uygulama tarafındaki güzel örnekler. Tüm bunların dışında Samsung'un sektöre yol gösterici olduğu eş ekran özelliği devam ediyor. Standart olarak sağ taraftaki menü çizgisini ortaya doğru çekerek menüye erişebilir, uygulamalara hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Üstelik bir tane de ön tanımlı multitasking ikonu var. Eğer ona basarsanız sistem otomatik olarak ekranı ikiye bölüyor, üstte YouTube,
YouTube'u, altta ise tarayıcıyı başlatıyor. Bunlar gerçekten kullanım kolaylığı sağlayan pratik özellikler. Kısacası güncelleme sisteminden akıcılığa kadar keyifli bir yazılım başarımı var Galaxy Z Flip 3'ün. Ancak diğer taraftan her şeyin toz pembe olduğunu söyleyemem. Şimdi isterseniz diğer detaylarla, diğer özelliklerle videomuza devam edelim çünkü anlatmamız gereken bazı önemli noktalar da var. Örneğin batarya performansı. Hani Galaxy Z Flip 3'te sevmediğim birkaç özellik say derseniz bunlardan biri de batarya performansı olacaktır. 3300 mAh kapasiteli bataryasıyla bu segmentin en küçük piline sahip oluyor Z Flip 3. Ancak 6.7 inçlik 120 Hz ekranım ve Snapdragon 888 gibi bileşenleriyle birlikte sistem yük altına girdiği durumlarda pili sömüren çok özel donanımlardan oluşuyor bu telefon. Dolayısıyla yoğun kullanım esnasında bir günü çıkarmakta zorlanan bir telefon Z Flip 3. Tabii buradaki süre ve değerler kullanım şeklinize göre değişkenlik gösterecektir. Ben kendi tecrübe ve deneyimlerimi aktarıyorum sizlere. Benim yaptığım testler esnasında ekran açık kalma süresi olarak en yüksek değerde 5 saat civarını gözlemledim. Evet, katlanan yapısı gereği bu telefonun şasisinde yekpare büyük bir pil bloğu kullanılamıyor. Belki iki büyük parça iki kısma yerleştirilebilir miydi? Bundan çok fazla emin değilim ancak Samsung tarafının pil konusunda daha temkinli hareket ettiğini de biliyoruz. Umarım bir sonraki jenerasyonda pil kapasitesi büyür, aynı zamanda hızlı şarj ile birlikte gelir. Ne dedik, bu telefonun kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. Çıksa bile desteklenen hızlı şarj sistemi çok vaatkar ya da iddialı değil. 15 wattlık hızlı şarj sistemi destekleniyor. Dolayısıyla hem pil kapasitesi hem de hızlı şarj sisteminin performansı anlamından bu fiyat segmentindeki diğer telefonların gerisinde kalıyor Z Flip 3. Tabii aranızda telefonun şarj süresini merak edenler olabilir. Bu telefon boş olan pilini aşağı yukarı 2 saatte %100 doluluk seviyesine ulaştırabiliyor. Telefonun hoşuma giden özelliklerinden biri de sahip olduğu stereo ses sistemi. Hem ses çıkış gücü hem de baslar ve ara tonların belirginliği anlamında başarılı bir ses sistemine sahip Z Flip 3. Keyifle dinledim, keyifle izledim. Bunun dışında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 ile gelen cihaz kablosuz iletişimde performanslı bir kullanım sunuyor. 5G desteği de telefonun cabası. Her ne kadar biz şu aşamada Türkiye'de kullanamasak bile. Tabii GPS donanımı yani navigasyon performansı bu sınıf bir cihazda nasıl olması gerekiyorsa o şekilde kullanıcısını üzmüyor. Bunun dışında şebeke bağlantısını etkileyen anten tasarımı, görüşme esnasındaki ayize ve mikrofon deneyimi gibi detaylar da güzel ve keyifli. Zaten Z Flip 3 hem özel bir telefon hem pahalı bir telefon. Böylesi kriterlerin bu telefonlarda en üst düzey başarımı göstermesi gerekiyor ki Z Flip 3 de işte öylesi telefonlardan bir tanesi. Evet, az önce de ifade ettim. Telefonun dikkat çeken, hissedilen bazı önemli eksikleri var. Bunların başında ısınması geliyor. Keza pil performansında bunu ekleyebiliriz. Aynı zamanda bu fiyat segmenti için kamera sistemi S21 Ultra'nın kamera sistemi gibi olabilirmiş. Bunların hepsini bir tarafa bıraktığımız zaman katlanarak küçülen, açıldığında ise her işin altından kalkan, üstelik farklı görünmeyi başaran özel bir telefon olmuş Z Flip 3. Bu açılardan değerlendirdiğimiz zaman telefon dünyasında 2021 yılının güncel telefon rekabetine bakıldığı zaman benzeri olmayan telefonlardan bir tanesi. Evet, Motorola'nın Razr modeli var katlanabilir ekranlı. Evet, belki ilerleyen dönemde başka firmalar da buna benzer telefonlar çıkaracak ama bugünü konuşmamız gerekirse Z Flip 3 her özelliği en iyi özellik olmasa da, her özelliği amiral gemisi telefon dünyasının zirvesini temsil etmese de her işin altından kalkan, havalı olmayı başaran, farklı görünen bir telefon olmuş. Dolayısıyla bu telefon kimler için sorusuna cevap vermek bu noktada önemli olabilir. Bu telefon geleneksel telefonlardan farklı cihaz arayanlar için. Bu telefon yenilikçi teknolojileri, geleceği şekillendirecek teknolojileri denemek, erkenden görmek isteyenler için. Bu telefon aynı zamanda mobiliteye önem verenler için. Peki bu telefon kimler için değil diye bir soru sorarsak cevabı belki şu şekilde olabilir. Bu telefon her şeyin en iyisini isteyenler için değil. Az önce de söyledim. Kamerası en iyisi değil. Pili en iyisi değil. Keza bu telefon fiyat performans şampiyonu arayanlar için de değil. Keza bu telefon şarj ihtiyacı olmadan çok uzun süreler boyunca telefon kullanmak isteyenler için de değil. İşte bunları alt alta koyduktan sonra kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. Ama ben telefonu gerçekten beğendim. Zannedersem uzunca bir süre sonra ilk defa bu telefonu kullanırken kimlerin "ona telefon ya" diye böyle uzaktan baktığını gördüm, baktığını hissettim. Bu açıdan da telefonun dikkat çektiğini göz ardı edemeyiz. Sosyal medyada Twitter ve Instagram'dan Erdi Özay da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip alabilirsiniz. Her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.